Şimdi Profesör Doktor bu önemli tezler tartışmasına beni davet ettiği için önce teşekkür Şimdi tabii siz daha çok 2000 başından son 20 yılı almışsınız. Bunun çok öncesi var. Neden, niçin onları biraz anlatmakta yarar görüyorum. Özellikle hem siyaset bilimi hem iletişim bakımından değerlendireceğim. Çünkü ben siyasal bilgiler fakültesinden mezunum fakat Amerika'da iletişim okudum. Ama orada yüksek lisans yaptım. Ama doktoramı siyasal bilgiler fakültesinde yaptım. Ve bizim yaptığımız ilk doktoralar 1970'te yapılan doktoralardı. Gülsel Oksay, Oya Tokgöz, Aysel Aziz, Nurgül Kocabaşoğlu ve Nilgün Abisel'in yapmış olduğu doktoralardı. Bunlar ilk öncü doktoralardır. Ve bunlar özellikle yani siyaset bilimi doktorası diye geçse bile aslında bağlı bir iletişim doktoralarıdır. Benim yazmış olduğum bir makale var. Bunu ayrıntılı olarak okuyabilirsiniz. Ondan sonra 80 yılında bu biraz daha ilerler. Ama şimdi burada bir şey olur. 1982 yılında YÖK gelir. YÖK'le birlikte özellikle bu doktora programları işte Sosyal Bilimler Enstitüleri'ne devredilir. Sosyal Bilimler Enstitüleri'ne devredildiği için işte bazı bilim dalları, ana bilim dalları işte onlar olduğu bir konu, siyaset bilimi konabilir, bu konabilir, şu konu, bu konu. Ama iletişim daha çok disiplinler arası bir ana bilim dalı olarak girer. Ve burada işte hem yüksek lisans hem doktora yapılmaya başlanır. Bu işe yani şeyler vardır o zaman, basın yayın okulları vardır. İlk basın yayın okulu, öyle hatta gazetecilik enstitüsü İstanbul'da açılır. İkinci yer burasıdır. Burası bir kitle iletişim okuludur, bunu biliyorsunuz herhalde. Ve buradaki ondan sonra bunu işte şeyler, akademilere bağlı olanlar başlar. Yani işte Marmara, Gazi Üniversitesi, ondan sonra Ege Üniversitesi başlar. Ve daha sonra buna bir altıncı olarak da Anadolu Üniversitesi'nin yani Yılmaz Büyükelçinin özellikle televizyon kurmasıyla başlayan Anadolu Üniversitesi, yani Anadolu Üniversitesi değil o zaman, Eskişehir'de değil. Orada başlayan bir oluşum geliştir. Ve orada da bir işte okul gibi okul kurulur, öyle diyelim. Ondan sonra yedinci ise işte iletişim fakültelerinin ya yani, basın yayın okullarının iletişim fakültesi haline gelmesiyle birlikte bizim en sonra duyduğumuz bir olaydır. Önce bana söylediler. Hatta ben aha dedim odamın karşısında. Birisi geldi. Orhan Gökçe, Selçuk Üniversitesi'nden. Ondan sonra beni görmek istiyormuş. Buyurun dedim. Neyse buyurun dedim. Ben şimdi Havanca ondan sonra konuşuyoruz kendisiyle. İşte dedi böyle böyle siz dedi sizin dedi Konya'da dedi dersleri vermeyeceğiniz önemli sormaya geldim. Neden dedim, neden istiyorsunuz dedim, soruyorsunuz böyle dedim. İşte dedi Selçuk Üniversitesi'nde dedi bir iletişim fakültesi kurdu. Ben bıra kaldım tabii ondan sonra ve baba dedim istemeniz dedim çok zor bir şey. Yani sormanız gerekecek ama dedim çok fazla kişinin bir şey talip olacağını zannetmiyorum. Fakat Anadolu Üniversitesi bir şey çok talip oldu. Gazi Üniversitesi'nden de talip olanlar oldu ve Selçuk Üniversitesi'nin iki çift öğrencisi gelişti. Bu önemli noktalardan bir tanesi. Fakat şimdi üzerinde durmamız gereken bir husus daha var. Bu yüksek lisans ve doktora tezlerinin, ilk yüksek lisans ve doktora tezlerinin YÖK'e bağlı olarak yapılması ki bunu görüyorsunuz siz şimdi bu şeyi veri tabanını taradığınız zaman YÖK'teki. Ve buradaki taradıklarımızda şöyle bir şey var. İşte 1988'de ilk doktoralar yapılır ve yüksek lisans tezleri oradan biraz öncedir. Fakat bu işi ilk talip olanlar İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi'dir. Şimdi burada bir şey söyleyeceğim. Çok hayretler içinde kalacaksınız.
burada bu gerek yüksek lisans tezlerini, gerekse doktora tezlerini yapanlar hiç o şeyde programda iletişimle ilgili ders yok. Daha çok daha farklı sosyal bilimlerle ilgili dersler var. Ve aynı zamanda yüksek lisans ve doktora tez danışmanlıklarında üstlenenler edebiyat, hukuk, sosyoloji, siyaset bilimi alanlarından kimseler. İlk defa iletişimiyle karşı karşıya gelmeleri 1986 yılında Ünsal Oskay'ın Ankara'dan ayrılarak İstanbul'a Marmara Üniversitesi Basın Yayın Okulu'na gitmesiyle başladı. Hatta işte Ünsal ders verirken bana işte ahbaplarım telefon etti İstanbul'dan. Bu adam ne anlatıyor dediler. Çünkü iletişimin iyisini asını bilmiyorlar İstanbul'da. Halbuki yani o zamana kadar Ünsal şey yapmış, kitap yazdı, işte ilk derlemelerini hakkında işte bir kitap hazırlamış, ondan sonra başka şeyler yazmış, doktor tezi basılmış, benim doktor tezim basılmış, ay seninki basılmış, bununki basılmış, bununki kitap haline gelmiş, birçok şey olmuş yani. Yani bir kitap haline gelmemiştir, sonra sinemada kitabı çıkmıştır, o ayrı mesele de. Yani bütün bunları düşündüğünüz takdirde böyle bir ortamdan siz geliyorsunuz iletişim bakımından ve bunlarla karşı karşıya geliyorsunuz. Ama şimdi dediniz ki ben işte siyaset biliminde yapıyorum, ben şunu da yapıyorum, bunu da yapıyorum. Onlar ayrı şey, onlar ayrı bir kulvardan gittiler sana. Ama bunun ilişkisi iletişimle ayrı mesele. Onu ayrı tartışırsınız. Ondan sonra kamu yönetiminde, şimdi onu söyleyeyim. Şerif Mahdi benim hocamdı oğlum. Ve benim 3 sene hocalığımı yaptı. Şerif Mahdi'nin çok değişik bir insandı. Ve onun yanında Şerif Mahdi'nin ampirik araştırmayla oraya çok fazla ilgilenen bir insan değildi. Tam tersini söylüyorsun zaten. Ama Siyasal Bilimler Fakültesi'nde özellikle 1959 yılından önce ilk defa siyasal bilimleri ya da sosyal bilimleri üzerinde gelen şeyler var, profesörler var. Onunla beraber dışarıdan gelen Amerikalı Todayi ve bize gelenler, siyasal bilimler fakültesine gelenler. Todayi'den önce siyasala gidiyorlar aslında bunlar. Ve bununla beraber siyasal bilimleri doktora programı değişiyor. Ve bunun doktora programında şeyler var. Amerikan vari yaklaşımlar var. Ondan evvel senin söylediğin gibi Fransız yaklaşımı ya da Almanya yaklaşımı egemen. Fakat onlarla beraber bu değişiyor. Yani ben doktora yaptığım zaman ben Amerikan vari yaklaşımları kullandığımda ve benimle beraber doktora yapanlar bunları kullandığında daha önceki yetişmiş olan nesil bunu çok yadırtıyordu. Ve karşı çıkıyordu. Anlatabiliyor muyum? Ama bu çok değişik bir şeydir. Buradaki yaklaşım ve buradaki yaklaşımların gelişmesi. Şimdi bu 88'de bunlar yapıldı. Doktora tezleri yapıldı ve doktora tezlerine girin bakın lütfen gökte. Bunların içinde daha çok halkla ilişkilerden olanları görürsünüz. Neden halkla ilişkiler tez sayısını neden çok fazla? Bakıyor mu? Gördünüz mü hiç? Neden bu fazla? Neden onda şeyde diğer tezlerin yani gazetecilikte, radyo televizyonda neden az? Neden bunların az olduğuna bir bakın. Çünkü daha çok konu var halkla ilişkilerde. Bunun üzerinde tartışılabilecek ve yani işte konuşulabilecek. Şimdi çok şey değişti. Reklamcılık girdi, marka girdi, şu girdi, bu girdi ama ondan evvel yoktu. Bunları gayet kolaylıkla yazılabiliyordu. Ama radyo televizyon üzerinde, gazetecilik üzerinde tez yapabilmek herkes oldu. Şimdi aynı şey. Yani sosyal medya açısından da bunu çok fazla tartışabilirsiniz. Abdurrezzak geldi. Ben de soracağım da onun için önemli. Geldi. Yani Abdurrezzak benim eski asistanım. Söyleyeyim. Onun için her şeyi söylüyorum. Tamam mı? Yani şimdi bunları söyledikten sonra bu çok önemli şeylerden bir tanesi ve 1970'te hani biz doktoraları yaptık.
1980'de hala siyasal bilgilerde doktora yapan arkadaşlarımız oldu. Ama 1980'de diğer bir kulvar açıldı. Söylüyorum, bu YÖK kulvarı, tamam mı? Ondan itibaren, 90'dan itibaren asıl doktoralar yapılmıştır. Yani burada ilk doktora falan 1990'dır. Ondan evvel yok. Yani Gazi Üniversitesi'nde de çok az, diğer yerlerde de çok az. Biz de ilk doktora. İşte 1996 mıdır, 95 midir? 96 galiba Nazife'ninki değil mi? Nazife Güngör'ün doktorası 96. Halkla ilişkilerde Engin'inki. Engin, onlarınki daha iyi. Daha, evet. Tabii daha. Onlarınki 90 başı işte. 92 galiba. Evet, evet. Yani şeyin Engin'in. Engin Başçı'nın. Başçı'nınki. Ha işte yani onlar daha iyiler. Tamam mı? Ama halkla ilişkilerde ne yaptı? Evet. Şeyde, gazetecilikte ilk doktora galiba, Nazife'nindir, 1996. Ondan sonra işte ikincisi Süleyman İrvan'ındır. Bunlar benim yaptırdığım doktora tezleri de biliyorum yani, yıllarımı çok iyi. Oldu mu? Yani bunlar bu şekilde devam etti. Ha, 90'lı yıllarda asıl gerçek anlamda, yani radyo televizyon alanında, şey alanında, gazetecilik alanında, halkla ilişkiler alanında gerçek anlamda işler yapılmaya başlandı. Ama 2000'den, 2000, siz 2000'den itibaren alıyorsunuz şeyi, kesiti. Doğru doğru kesit alıyorsunuz, hatalı bir şey yapmıyorsunuz. İlk 20 yılı zaten, ilk 20 yıldaki değerlendirme alıyorsunuz. Bu değerlendirmeler 10 yıllık itibariyle de yapılabilir, 20 yıllık itibariyle de yapılabilir. 5'er yıllık itibariyle de yapılabilir. Hiç hatalı değildir. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra ikinciyi söyleyeyim. İkinci üzerinde duracağım hususlardan bir tanesi de şu. Bu araştırma yöntemlerini kullanıyoruz. Şimdi en büyük problem Türkiye'de. Yani işte Besim Yıldırım'ın yazmış olduğu bir kitap var. Besim Yıldırım burada doktora yaptı. İletişim Fakültesi'nde doktora yaptı. Bilimler doktora yaptı. Şimdi onun başında işte benim bir ön sözüm var. Aynı zamanda bir makalem var. Şimdi burada ben her zaman işte çocukla konuştuğum zaman hiçbir zaman sen bunu çok kötü kullanmışsın demem. Çünkü ilk de kendisi bunu denemektedir Türkiye'de. Bu dünyada da bu şekildedir. Ama orada tabii çok uzun zamandır yöntem gibi, yani o 20. yüzyılın başından itibaren gelişmiş olduğu için orada çok büyük bir geçmişi vardır. Ama bizdeki geçmiş bu kadar fazla değil. Sosyolojinin, psikolojinin vesaire bakımında kullanılan yöntemlerle ondan sonra iletişim bilimine gelen yöntemler arasındaki ilişkiyi düşünürseniz çok eski bir, yani büyük bir geçmişi yok. Büyük geçmiş olmadığı için çocuk işte literatür taraması yaparak bir betimleyici bir çalışma yapıyor. Evet, bir şey yapıyor. Bu bir şeydir. Ama yani işte içerik çözümlemesi yapmaya çalışıyor. Bunu Nitel yapıyor, Nicel yapıyor. Bu da tamam. Ondan sonra işte anket yapıyor. Aa, anket yapıyorsa başım tacı. O nereden parayı buldu? Ondan sonra nedir, nereden anketleri yapacak doğru kişileri buldu. Onları eğitti, onlarla çalıştı alanda. Ondan sonra bunu şeye yükledi, güzelce yükledi SPSS'e. SPSS'den döktü. Ondan sonra yorumladı efendim. İşte bu, burası asıl mesele. Bunu yaparsa aferin. Ama diğer şeyler, evet diğer şeyler onun yan tarafında hala kullanılıyor. Bütün bunları düşündüğümüz takdirde hala bizde bir eksiklik var, yerde bir eksiklik var. Ben bunu söylüyorum, o makalede söylüyorum, açıkça söylüyorum. Yani ben hiçbir zaman da kızmıyorum, hiç kimseye kızmıyorum. Hiç kimseye kızmıyorum çünkü daha henüz çok büyük bir birikim yok. O birikim olduğu takdirde bizde, evet bir şeyler çıkacak belki sonunda. Ama ne zaman doğru bir şey çıkacak ben görürüm diyeyim onu bilemem. Yani bunu söyleyeyim, ben görürüm diyeyim onu bilemem. Çünkü teoriye ya da işte kurama çok meraklı olanlar var. Evet, meraklı olsunlar. Çok da güzel bir şeydir kurama. Üretebilmek de çok güzel bir şeydir. Yani tartışabilmek de çok güzel bir şeydir. Ama yaparsın. Ondan sonra ve bunların neler
Neden böyle tezler yaptırmışlar? Bir de onu düşün. Yani bundan kaç sene önce, 30 sene önce değil mi? 30 sene önce neler yapılmıştır? Neler yapılmaya çalışılmıştır? Bunları düşünün ve şimdi neler yapılmak, neler yapılmak istenmektedir? Onu düşünün. Çünkü arada çok büyük bir şey var. Açılıyor, makas açılıyor, dikkat edersiniz. Yani kapanmıyor hiçbir zaman. Açılıyor, daha açılıyor. Daha farklı farklı şeyler üzerinde düşünmeye çalışıyor. Yani eskiden belki şey vardı, çerçevede ana belirli birkaç tane anahtar kelime vardı. O anahtar kelime üzerinde çalışılıyordu. Şimdi o anahtar kelimeleri, efendim ne bileyim ben, türevleri üstünde çalışıyorsunuz. Öyle değil. Yani bunlar çok önemli şeyler. Yani iyi bakın, çünkü daha doktora tezinizin ilk aşamalarındasınız. Çok daha güzel şeyler bulabileceksiniz. Yani gelişiyor, değişmiyor değil. Yani şunu söyleyeyim, ben ilk başlatanlardan biriyim iletişim alanını, tamam, orasını kenar koydum. Ama o kadar çok şey, literatürde o kadar çok şey var ki artık. Yani hani ben onu bulamadım efendim. Bunu ben anlamam, var. Yani bulursun. Yani yazılmış kitaplarda var her şey. Tamam, anlamam. Yani eskiden yoktu. Eskiden hakikaten ben de Ünsal'dı, Aysel'di, efendim Uygur'du, Nilgün'dü, biz çok zor olacağız. Çok zor çektik ama şimdi öyle değilsiniz efendim. Şimdi her şeyiniz var. Bol bulamaçlar var. Kullanabilirsiniz. Bunun içinden ayrıştırabilirsiniz daha şeyler. Çalışabilirsiniz. Biraz benim isteğim gibi çok sivridir. Alışık değilsiniz tabii bana. Ama söyleyeyim. Yani onun için hani verimler, efendim bir şey istiyorum, sormak istiyorum falan da derseniz şeydeki aşağıdaki sekreteri Mutlu'ya söyleyeyim. Mutlu nasıl olsa beni bulur. Her türlü bir şekilde. Ben sizinle konuşurum. Ama ben artık burada ortalıklarda pek görünmüyorum değil mi? Görünüyorum. Derse geliyorsunuz hocam. Derse geliyorum ya, ama ortalıkta görünmüyorum. Eskisi gibi görünüyorum. Her yerde varım benim, o ayrı mesele de. Sosyal medyayı çok iyi takip ediyorsun. Sosyal medyayı çok iyi takip ediyorsun. O olmazsa ben kendim çok yazmıyorum. Okuyorum yani ne var ne yok. Neler görüyor biliyorum.